Real TV Amerika'dan haber verir. Koronavirüs önlemleri kapsamında CDC yani Amerika Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri April ayında bir uyarı yayımlamıştı ve bu uyarı kapsamında CDC ülkeleri COVID-19 salgını vaka oranlarının artışına göre birden 4'e kadar kategorilere ayırmıştı. İşte Azerbaycan ve Türkiye'de 4. sırada yer alarak Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin seyahat etmeyin uyarısı yapılan ülkeler arasında yer alıyordu bugüne kadar Amerikalılar için. Ancak bugün Amerika Harciler Nazirliği seyahat uyarısı listesini yeniden güncelledi ve daha önceki listede 4. seviyede seyahat etmeyin kategorisinde yer alan Azerbaycan ve Türkiye yeni yayımlanan listede 3. seviyeye yani seyahat planlarınızı gözden geçirin kategorisine dahil edildi. Bununla birlikte 4. seviyeden 3. seviyeye alınanlar arasında Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın yanı sıra Fransa, Almanya, İspanya, Japonya, İtalya, Güney Kıbrıs, Kanada, Meksika ve diğer bazı ülkeler de yer alıyor. Öte yandan Hariciler Nazirliği'nin yeni yayımladığı listede seyahat etmeyin kategorisine 3 yeni ülke daha eklendi. Bunlar İngiliz, Virgin Adaları, Samoa ve Sudan dahil edildi. Bazı ülkelerde 4. kategoride kalmayı sürdürdü diyebiliriz. İşte o ülkelerde Afganistan, Belarus, İran, İrlanda, Libya, Malezya, Kuzey Kore, Rusya ve Özbekistan. Ayrıca Amerika Hariciler Nazirliği açıklamasında Amerikalıların seyahat planları ile ilgili karar alırken ayrıntılı bilgiye sahip olmasının amaçlandığını belirtti. Dolayısıyla listenin Amerika Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezlerinin seyahatlerle ilgili bültenleri ve ticari uçuşların erişebilirliği hatta Amerika vatandaşlarına yönelik ülkeye giriş kısıtlamaları ve 3 gün içinde COVID test sonuçlarının alınmasındaki engeller gibi ikincil faktörler temel alınarak düzenli şekilde güncellendiği de paylaşılan detaylar arasındaydı diyebiliriz. Amerika Hariciler Nazirliği'nin COVID-19 kısıtlamaları ile ilgili son güncellemeleri sizlerle paylaştık. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.